oldu artık. Bizim de bir iş yerimiz oldu ha. Sokaklarda sürtmekten kurtulduk. Evet lan. Seyyar mafyalıktan mekanlı mafyalığa geçtik oğlum hatta. artık ben de kendi ailemin fotoğraflarını kendi masama koyabileceğim ha. Bak biliyor musun ne diyorum Alper? Biz de diğer bürolardaki gibi buraya ileride bir elektronik beyin alalım ha. Şahane olur. Olur. Ulan hep bir iş yerim olsun istemiştim. Sonunda oldu ha. Ulan keşke annem yaşasaydı da bu günleri görebilseydi be. Oğlum salak. Senin annen sahaya daha dün görmedik mi? Biliyor. Unutmuşum işte ya. Hadi neyse telefona bak sen. Dur sen dur ben bakarım. Oğlum telefona sen bak işte inat etme be. Hayret bir şeysin ha. Oğlum benim bakman daha doğru olur. Bırak da ben bakayım. Alo. Evet. Evet Gültekin ofisi burası. Kimsin sen? Ne olmuş? Lan hasta etme adamı da gir artık şu mevzuya. Şşşt. Alo. Hemşerim. Oha. Ne biçim konuşuyorsun oğlum telefonda? Biraz kibar olsana lan. Ulan alo. Niye aradın oğlum burayı? Gültekin diye biri var burada. Ben yardımcısı Gülşah. Oğlum dayıyor musun lan sen? Oğlum Gültekin Bey burada yok demiyor muyuz lan? Ne söyleyeceksen bize söyle. Senin adın ne bakayım? Hasan. Alper. Gültekin abimiz Hasan isminde biri aradı. Yazı ver oraya bir yer. Kürşat. Hasan kaç tane yumuşak G'yle yazılıyordu? Ne bileyim lan. Yaz işte birkaç tane yumuşak G'yle gitsin oğlum. Olur. Ops. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur. Çocuklar beni arayan soran var mı lan? Oldu reis. Seni bunlar aradı. Ver bakayım. Kimmiş lan bu Hasan? Aman herifin biri işte reis. İyi de bu aman herifin biri işte Hasan beni niye aradı oğlum? Alo. Valla söylemişti reis ama unuttum ya. Ulan madem unutacaksın niye not almıyorsun ulan? Erken buna mı salam? Peki bu 410-49-05 ne? Valla birisinin telefon numarası reis. Ben yazmıştım. Kimin telefon numarası lan bu? Kalın sesli bir adamın reis. Ulan dayak yemek için yeni yöntemler mi geliştiriyorsunuz lan burada? Kimmiş ulan bu kalın sesli herif? Ne bileyim reis niye hep bana soruyorsun? Telefonun yarısında Kürşat konuştu. Biraz sonra sor. Alper. Oğlum. Kafanı çekmeceye sıkıştırırım. Gebertirim seni öyle. Otopsini yapanlar da gülmekten ölürler. Reis. Hı. Adama tam niye aradığını soracaktın. Bir şey oldu soramadım. Ne gibi bir şey oldu? Evrimini henüz tamamlayamamış öküz. unuttum. Ulan unutulur mu lan böyle şeyler? Onlar bizim müşterimiz oğlum. Onlar veli nimetimiz. Hayır yaşa reis. Madem onlar bizim müşterimiz. Yıl sonunda toplayalım müşterileri buraya. Ve veli nimet toplantısı yapalım. Sorunlarını, burayı niye aradıklarını, seni niye aradıklarını toptan soralım olsun bitsin. Kes lan! Kes! Anlaşıldı. Buraya adam gibi bir sekreter almamız lazım. Niye adam gibi alıyoruz ki? Yani bir bayan gibi alsak olmaz mı? Biliyorsun sekreterler bayan olurlar. Evet reis. Mesela canımız sıkılır. Deriz. Lan! Lan! Ulan gebermek isteyenler için memlekete koskocaman iki tane boğaz köprüsü yaptılar lan! Ulan birinden biriniz, diğerinden öbürünüz atlayıp geberin lan! Gebermek için niye bana bu kadar ısrar ediyorsunuz oğlum? He? Niye lan? Sakin ol biz. Ulan biraz yaratıcı olun öküze! Sakin ol. Cehaletimize ver. Daha büro işine yeni yeni alışıyoruz. Acemilik. Ulan bana bak. Büro deyince aklıma geldi. Ben şimdi hostes hanıma gideceğim. Büro tuttuğumuz müjdesini vereceğim. Siz de o sırada gazeteye sekreter aramaya ilanı verin. Tamam mı lan? Reis, hostes yenge hep beraber gitseydik de müjdemizi biz de versin. Müjdemizin karşılığında bir de öpücük alırdık ha. Evet reis. Siz merak etmeyin lan. Ben dönüşte sizi gerekli yerlerinizden şiddetle öpeceğim. Ama reis yani güzeller güzeli hostes yenge... Olmaz! Bir kelime daha ederseniz. He? Bir kelime. Gazeteye sekreter ilanı yerine sizin vefat ilanınızı vereceğim. Tamam mı lan? Tamam. Hadi eyvallah. Durduk yerde başımıza iş aldık ya. Şimdi biz nasıl vereceğiz gazeteye sekreter aramıyor ilanı? Aman düşündüğü şeye bak Alper. Açarız bir gazete bakarız.
Olur, orada olur, nasıl ilan verildi yazılıyor işte. Olur mu öyle? Açacağız bir gazeteyi, bakacağız başkaları nasıl vermiş, biz de öyle yapacağız. Hayret bir şeysin ya, senin dediğin gibi olmaz oğlum, ancak gazeteye bakmak lazım. Peki lan, sen kendi bildiğini yap, ben de kendi bildiğimi yapayım. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak, göreceğiz lan. Tamam lan. Tamam. Zannedildiği gibi evin direği erkek değil kadındır. Kadın evine ve kocasına bağlılığıyla yuvayı sağlamlaştırır. Hadi hadi. Oturduğunuz yerden sallıyorsunuz. Hayattaki kadın yorumuza gideceğiz. İki gün dükkana gittik, hepsi kendine birer koca buldu. Ay Memnun'um niye anlamak istemiyor? Ben sana tek başıma sahip olabilmek için yazdım bu numarayı, mecburen. Ah ne hala memleket, bana sahip olacağım diye gittin el alemin şeyine nikah kıymaya kalktın. Ama Tayfun abi senin yerine imza atacaktı Memnun'um. Vallahi Memnun'um, ben de baktım ki sensiz yaşayamayacağım. Bari şu adama bir nikah yapayım da hep benim yanımda kalsın istedim. Yapar istemem, benim de falan istemem. Tamam. Memnun'um. Ben de seni çok sevdiğim için böyle yaptım. Adam bulup da imza attırmak istedim. Hele sen hiç konuşma tabii. Hele sen hiç konuşma. Koca diye kendine bula bula benim askerlik arkadaşım dün böyle bir sahibim oldu. Ne varmış benim kocalığımda? Hele sen hiç konuşma İsmail, hiç konuşma. Kendine bula bula karı diye bu dümbelek tabiyeyi buldun değil mi? Bak Zeynep Hanım, ne varmış benim karılığımda? Yüzümün derisi dümbelek derisi gibi gerginse, bundan sana ne oluyor? Ya, tamam, durun ya, Allah Allah. Ya Memnun niye anlamak istemiyorsun? Bu kadınlar seninle gizlice evlenebilmek, nikah kıyabilmek için bizleri figüran olarak kullandılar yahu. Hadi tecavüzü coşku kılıklı herif, figüran olarak kullanmış. Ben oraya nikah dairesine gelmeseydim, şimdi Bodrum'da Marmaris'te figüranlık yapıyordunuz. Baba. Adi herif! Efendim? Beni balayımızla bile oralara götürmedin. Ya Zeynep bak, ya tertip yapma böyle şeyler. Ne Marmaris'i ne Bodrum ayol, ben imza attık atar atmaz doğru dükkanıma berbere gidecektim yahu. Peki o zaman tertip her şeyi açıklamanın zamanı geldi. Açıklıyorum artık. Şimdi Sabri'ye taksitle bir tost makinesi aldı kendine. Tamam mı? Şimdi tabii taksit aldığı için ona bir kefil lazımdı. Kefil olarak benim yanımda götürdü. Ben de gidince tabii oradaki şeylerin kağıdına imza atmak zorunda kaldım. Tam imza atıyordum ki sen geldin tertip. Aman. Bunları geceleri çocuklara anlat da rahat rahat uyusunlar. Ulan anası kılık mı velet? Bula bula inişçi suratını mı buldun? Buna gel. Çünkü elektrik kumuyor. Ne? 17 milyon. Bu yanlış adrese gelmiş. Yerine gitsin. Ya. 17 milyon elektrik patrosu mu? Yuh ulan. Ne kenizler var. Bir ayda 17 milyon. Yuh. Kenize bak. Evet. Benim evin adresi. Bak keniz bak. Hayda. Bu gazetede hiç sekreter ilanı yok ki. Paso bir şeylerini düşürüp kaybeden salakların ilanı var. Şuna bak. Ne? Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. Okul kitaplığımı ne? Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. Ehliyetimi kaybettim, hükümsüzdür. Heh, buyur. Lan. Tüh. Ben geçen sene 3 milyon kaybetmiştim ha. Şimdi gidip gazeteye hükümsüzdür diye ilan vermiş olsaydım o parayı bulan harcayamayacaktı ne güzel. Salak. Bak lan bak burada iş arayanlara ilan var lan. Bak ne yazmış. Evlere, iş yerlerine, dükkanlara maşaj yapmaya gelir. Romo yazıcı aranıyor. Lan ne biçim ilanlar veriyorlar lan? Bak lan burada bir ilan var. Satılık sekreter. Satılık tele sekreter. Olmaz o. Kötü giden buraya yolda bir tele sekreter aldığımızı duyarsa gözlerimizi oyar valla. Of be. Ne zormuş lan bu ilan vermek. Ulan keşke satılık araba ilanı falan verseydik. Daha kolaydı lan. Oğlum zor değil de biz ilk kez yaptığımız için zorlanıyoruz. Şimdi bir tane bir verelim, alışırız. Ondan sonra değil sekreter aranıyor ilanı. Okey'e dördüncü aranıyor ilanı bile verebiliriz oğlum. Hazırlama. Şimdi ben akşama kadar ilan veremezsek Gültekin abi geldiğinde bağırsaklarımızdan mumbor yapar ona göre ha. Ana! Bak. Bak dinle.
İş. Ne? Ne var? Arayan sekretere tecavüz ettiler. Artık böyle mi iş bulunuyormuş lan? Yok şimdi.